Öncelikle doğrudur. 25 Mart 2011 itibariyle Sayın Öcalan'dan herhangi bir geri dönüt alamadık. Yani bir iletişim durumumuz söz konusu olamadı. Bu 8 ayı geride bıraktı. Tabii ki 25 Mart 2021'deki kısa kesilen telefon görüşmesini görüşmeden saymak çok doğru olmaz. Biz daha doğrusu şöyle bakmakta fayda var. En son 3 Mart 2020 itibariyle İmralı cezaevinde çıkan bir yangın sonucu İmralı cezaevinde bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Şamil Yıldırım'ın aileleri gidip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiler. 3 Mart 2020'den itibaren orada herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Yaklaşık ondan 1,5 ay sonra da 27 Nisan 2020'de bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Aileler bu telefon görüşmesini baştan sona tamamladılar. 20 dakika civarında bir görüşmeydi. Sayın Öcalan orada kimi durumlara vurgu yapılmıştı. Bu biraz pandemiden kaynaklı yapılan bir telefon görüşmesiydi. İmralı tarihinde ilk defa gerçekleştirilen bir telefon görüşmesiydi. Tabi bu olağanüstü durumlarda belki Türkiye tarihinde ilk defa aileler bir adliye binasına, adliye sarayına çağırıp Urfa merkezde, en azından Sayın Öcalan için söylüyorum, diğer aileler de bulundukları şehirler itibariyle adliyelere gidip görüşmeleri gerçekleştirdiler. Şimdiye kadar biz böyle bir duruma şahitlik yapmadık. Orada 20 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeden sonra en son bahsettiğimiz tarih 25 Mart 2021 itibariyle kısa yarıda kesilen Sayın Öcalan'ın orada, yani avukatlarımızı istiyoruz, bu durum hukuki bir durumdur, bunun suistimal edilmemesi gerektiğini, bu yaklaşımın doğru olmadığını, telefonla geçiştirmek ve telefon 4-5 dakika sonra kesiliyor. Orada biz bekledik, ben de oradaydım, babam görüşmeyi gerçekleştirdi. Oradaki yetkililere hatta söyledik, dedik ki biz telefon görüşmesi kesildi, biz buradayız. Tekrar bağlanılması gerekiyor. Çünkü pandemiden kaynaklı 20 dakika civarında bir telefon görüşme hakkı vardır. Ondan sonra yetkililer gelip görüşme bu kadardır, bitmiştir deyince biz adliyeden ayrıldık. O gün bugündür Sayın Öcalan'dan herhangi bir haber alamamaktayız. Sağlığıyla ilgili, yaşamıyla ilgili kaygılarımız tabii ki vardır. 8 ay geçti, 8 ayı da belki aşan bir durum vardır. Biz buna dönük çalışmalarımız olmuştur. Hem parti olarak, hem aile olarak, hem de Sayın Öcalan avukatları olarak birçok temas gerçekleştirilmiştir. Ve bu temaslar maalesef şimdiye kadar bir sonuç alamamıştır. Tabii ki son günlerde, haftalarda daha fazla gündemleşen Sayın Öcalan durumu ve İmralı cezaevinde bulunan diğer arkadaşlarının durumları daha fazla gündemde kaldı. Biz buna dönük Ankara'da da ziyaretlerimiz oldu, kimi görüşmelerimiz oldu. Çünkü insan hakları dernekleri, kimi girişimleri de olmuştu. Bu girişimler önemliydi. İnsan Hakları Derneği'nin, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve TOHAF'la birlikte bu dört kurumu biz ziyaret ettik. Yaşanan durumu anlattık. Başlarda haftada iki defaydı, sonra haftada bir defaya düştü. En son itibariyle iki haftada bir görüşmeler gerçekleşti. Avukatların görüşmeleri de aslında sık sık gerçekleşiyordu 2011'e kadar. Ama arada gerçekleştirilmeyen görüşmeler de vardı. 11 hafta üst üste gerçekleştirilmeyen görüşmeler vardı. O dönemde koster bozuk, hava muhalefeti, kimi tekniki gerekçeleri öne sürüyorlardı. En azından bir gerekçe durumu söz konusuydu. 2011'den itibaren zaten Sayın Öcalan avukatların Temmuz itibariyle adaya gidip hukuki anlamda, siyasi anlamda, insani anlamda Sayın Öcalan'a katkı yapmaları engellendi. 2011 itibariyle tecrit bambaşka bir aşamaya geldi. Belli bir süre gerekçe göstermeme durumu vardı ama bu son yapılan başvurularda acil görüşme talepleri yapıldı Asr'ın hukuk bürosu tarafından. Ve ona dönük kimi rakamlarla verilen, aslında böyle tek düze disiplin cezaları,
gerekçe gösterildi. Bunlar aslında avukatlara daha erken intikal edilmesi gerekiyor ki bu kararların avukatların da verilen bu disiplin cezalarına itiraz etme durumları gerçekleşmesi gerekiyor. Bu hukuki bir durumdur. Bunun önün açılması gerekiyor ama işi biraz kılıfına uydurma durumu söz konusudur. Bu son yapılan başvurularda da Ekim ayı itibariyle Sayın Hoca'nın avukatlarıyla görüşmemesine dönük ceza verilmiştir. 6 aylık. Ya aileye de Ağustos itibariyle 3 ay görüşmeme cezası verilmiştir. Biz bu son ziyaretlerimizde İnsan Hakları Derneği'nde de, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda da bu durumu konuştuk. Hukukçular da belirtiyor, avukatlar da belirtiyor. Cezaevinde yaşanan herhangi bir disiplin durumu olsa dahi avukat yasağının konulması veya aileyle görüş yasağının konulması yanlış bir uygulamadır. Mevzuatta ve hukukta yoktur. Özellikle avukat görüşü. Çünkü cezaevinde yaşanan bir disiplinsizlik durumu varsa bunun kimi mevzuatları ve kimi uygulamaları vardır. Bu son verilen ceza da böyle çok acayip, devlet ciddiyetinden, hukuk ciddiyetinden uzak, bir kabile devletinde bile olmayacak şeylerdir. Özel kanunlara, özel kanunsuzluklara tabidir diyelim. Şimdi kanunlara tabi deyince bu kanunsuzluğu meşrulaştırmış oluyoruz. Orada farklı bir uygulama vardır, keyfi bir uygulama vardır. Bu da kesinlikle Ankara merkezli bir yapı tarafından yönetiliyor. Böyle saçma sapan uygulamalarla kendilerince kanuna uydurma gerekçelerini hazırlamaktadırlar. Devlet ciddiyetsiz yaklaşıyor. Kurumlar da bu üzerine gidiyorlar. Avukat arkadaşlarımız her hafta aile adına da, kendileri adına da vasif olan Mazlum Dinç avukat arkadaşımız da başvuru yapıyor. Ben de burada haftada iki defa Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıyorum. Randevu talebimiz olmuştu. Maalesef bunlara olumlu ve olumsuz bir geri dönüş yok. Yani bir nevi başvurularımız havada kalmaktadır. Karşımızda bir muhatap görememekteyiz. Mecliste gündemleştiriyoruz. Yani iktidar partisinin yetkilileri orada agresifleşiyorlar. Her defasında durumu belirtiyoruz. Maalesef bir görmeme, duymama ve idrak edememe durumuyla karşı karşıyayız. Sayın Öcalan'ın ismini, Sayın Öcalan'ın paradigmasını, düşüncesini her dile getirdiğimizde agresif bir yaklaşımları söz konusu. Bundan dolayıdır bir intikamvari durum söz konusudur. Sayın Öcalan'ın demokratik modernite paradigması Orta Doğu haklarına genelde, Kürtlere ve Kürdistan'a, Türkiye'ye bir nefes alanıdır, bir yaşam alanı açmaktadır. Büyük bir karşılığı vardır aslında. Kürdistan coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası kendi içinde farklılıkları barındıran bir coğrafyadır. İnancıyla, düşüncesiyle, kimliğiyle, diliyle, kültürüyle. Ve bu paradigma hepsini kapsayan, hepsini zenginlik olarak gören, bir arada eşit yurttaş olarak yaşamayı öneren bir paradigma olduğu için buna karşı tekçiliği savunan zihniyet çok daha fazla reaksiyon göstermektedir. 100 yıldır inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti maalesef tekçi bir düşünce, Türk, Sünni, kısmen kendine laikizmi referans alan, onun dışındaki tüm kimlikleri, tüm inançları, tüm kültürleri yok sayan, kendince de bir üst kimlik adı altında diğer tüm ötkileri bu laboratuvar altında eritip asimile etme durumu söz konusudur. Sayın Öcalan'ın paradigması ise bunun karşısında çoğulculuğu savunan, herkese yaşam hakkı veren, kimseyi kategorileştirmeyen, sınıflandırmayan bir durumdur. Demokrasi şemsiyesi altında herkes kendi düşüncesiyle, inancıyla, kimliğiyle, diliyle, kültürüyle yaşama hakkına sahiptir. İnsan ve doğa merkezli bir paradigmadır ve devlet mekanizmasının çekindiği, korktuğu, rahatsız olduğu durum, bu paradigma toplumda karşılığı var. Çünkü Orta Doğu ve Kürdistan dokusuna en uygun olan paradigmadır. Şu an devlet yetkililerinin savunduğu düşünce sistematiği ise tekçiliktir, birbirini yutan, birbirini kabul etmeyen, birbirine karşı kırdıran, çatıştıran bir yaklaşım olduğu için karşıtlık üzerinden kendini yaşatıyor. Kendinin var olması için karşısında ötekiler olması gerekir ve bu ötekilere karşı her türlü
işkence, eziyet yok sayma politikasını devreye koymuştu. Aslında toplumsal yapıda var olan cevheri ortaya çıkar, özü ortaya çıkarmıştır. Bir öze dönüşü, bir yeniden doğuşu ifade etmektedir Sayın Öcalan'ın paradigması. Herkese alan açmaktadır ve bu bahsettiğimiz tekçi ulus devlet yapısı ise bunun karşısında reaksiyon göstermektedir. Tabii ki demokratik ulus, demokratik cumhuriyet paradigması da bu tekçi yapının panzehiridir, bir modeldir. Bu modeli sunduğu için nasıl bir Kürt, nasıl bir öteki kalkıp bu noktada etki alanı, yarı Kürdistan siyasetini, yarı Orta Doğu siyasetini bu derecede domine eder. Bunun acımasızlığı ve bunun intikamı söz konusudur. Sayın Öcalan'ı sadece bir şahıs olarak bizim değerlendirmemiz mümkün değildir. Bir düşünce sistematiğidir, bir öze dönüşü ifade ediyor. Bakınız bugün Rojava'nın kimi kantonlarında, özgürleştirilen yerlerde ki modeller vardır. Yani Avrupa, Amerika kimi noktalar bile bunu toplumsal yapılar, yani bu coğrafyada yaşayan insanlar açısından feyz noktasıdır. Tabii ki ulus devletler buna karşı reaksiyon göstermektedir. Bunun karşısında yer aldığı noktalar vardır. Ama oradaki oluşturulan sistem Orta Doğu'ya bir model olabilir. Sayın Öcalan'ın paradigması aşırı radikal gruplara burada tasfiye etti. DAEŞ gibi, IŞİD gibi uluslararası bir terör örgütünü, dünyaya korku salan bir terör örgütünü Sayın Öcalan'ın paradigmasından feyz alanlar, enerji alanlar bu örgütü tasfiye ettiler. Aslında bu düşüncenin tüm dünyaya katkısı vardır. Kadınlara katkısı vardır, gençlere katkısı vardır. Kürt kadınları ve Rojava'da mücadele eden kadınlar bu vesileyle kendilerini dünyaya duyurdu. Sesleriyle, mücadele yöntemleriyle yeniden bir doğuşu gerçekleştirdiler. Bu erkek egemen sistem karşısında büyük bir başarı elde ettiler ve buna dönük bir öfke vardır. Aslında bu tecidin bu kadar ağırlaştırılmasının sebeplerinden biri de 2014'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan çöktürme kararı esas itibariyle Rojava'daki Türkiye Devleti'nin yaklaşımı ve Sayın Öcalan yaklaşımının aynı noktada olmamasıydı. Kısmen onu bir kırılma noktası olarak göstermektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Rojava meselesini diğer cihatçı örgütlerle Kürtlerin yan yana yer alıp oradaki rejimi tasfiye etmesi düşüncesini ön plana çıkardı. Sayın Öcalan ise orada üçüncü yol paradigmasını devreye koydu. Ne dışarıdan müdahale, DAEŞ ve IŞİD'in merkezinde olduğu uluslararası terör yapılanmalarının tarafında yer aldı. Ne de ceberrut devlet anlayışını temsil eden, yıllardır Kürtlere bir kimlik bile tanımayan Esad rejiminden yana tavır aldı. Daha çok üçüncü yol, yaşam yolunu ördü ve orada bir oluşuma gitti. Ve bu oluşum şu an dünya tarafından, dünya halkları tarafından takdir edilmektedir. Bunun intikamı, Rojava'nın intikamı, Kürtler içerisindeki örgütlenmenin intikamı bir yandan HDP'nin bu kadar büyümesi, genişlemesi, kendi içinde sol, sosyalist, demokrat, dindar, Alevi kesimini, Kürt kesimini, işçi sınıfını barındırması adeta devletin de buna karşı düşmanca yaklaşması, bu tecidi daha da derinleştirdi. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü HDP'nin de barajı geçmesiyle birlikte 2015'ten itibaren Sayın Öcalan üzerine mutlak bir tecrit, dış dünyayla bağlarını koparan bir tecrit gerçekleştirildi. Ve bu tecrit de ağır bir şekilde devam ediyor. Zaten 2019 sürecinde, 2018'in sonlarında, 2019'un başlarındaki büyük açlık grevleri sonucunda Sayın Leyla Güven öncülük yaptığı, cezaevinde tutsak bulunan binlerce insanın katıldığı ve bunun sonucunda 8 insanın yaşamını yitirmesiyle büyük bedeller sonucunda 2019 ortalarında avukatların 5 defa bir görüşme durumu gerçekleştirdi. O gün bugündür avukatlar İmralı Adası'na gidememektedir. Adeta bir olağanüstü durumlarda, bir yangında, bir pandemi sürecinde ya da Sayın Öcalan'ın yaşamının kimi mecralarda tartışmaya açıldığı dönemlerde bölük bölçük kimi görüşmeler gerçekleşti. Bunu söylememden kasıt
telefon yöntemini devreye koydular. Farklı şeyleri devreye koydular. Bu durumlar kabul edilir durumlar değildir. İnsani ve hukuki boyutuyla, ailesel olarak da biz duruma farklı bakıyoruz. Biz parlamentoda bunu dile getiriyoruz. Bu ülkenin parlamentosu, biz de bir üyesiyiz. Partimizin de temsiliyeti vardır. Kanunlar, yasalar çıkıyor. Bu kanunlar, yasalar neden İmralı cezaevine kapsamıyor? Ya da diğer cezaevlerindeki hak ihlallerinin bir yönüyle bertaraf etmiyor. Sayın Öcalan ve orada bulunan 3 arkadaşı, sekreteryası neden bundan muaf tutuluyor? Bunu soruyoruz. Her defasında soruyoruz. Mecliste de sormaya devam edeceğiz. Madem çıkan kanunlar, çıkan yasalar herkesi bağlıyor, niye bu noktada Sayın Öcalan'ı bağlamıyor? Tabii ki bu hukuki boyutuyla biz şunu da belirtebiliriz. Bu durum Sayın Öcalan'ın özel biri olduğunu ve pozisyonu itibariyle, temsiliyeti itibariyle Kürt sorun çözümünde demokratik yöntemlerin ana muhatabı konumunda olması itibariyle böyle bir yönelim vardır. Ama Sayın Öcalan'ın düşünceleri, fikirleri dışarıda tartışılıyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Sayın Öcalan ve yanında bulunan arkadaşların yaşı da 70 civarında. Sayın Öcalan'ın yaşı 72'dir yani. Kimi sağlık sorunları olabilir. Bu noktada kuşkularımız vardır. Yani yaşam sorunları olabilir. Yani Sayın Öcalan'ın sağlığının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu ayrı olarak soruyoruz. Bu insani bir durumdur, hukuki bir durumdur. Sayın Öcalan durumu niye saklanılıyor mu acaba? Bazı şeyler gizli mi tutuluyor? Bunun bir an önce açığa çıkarılması lazım. Bu sadece gidip Sayın Öcalan'ı bir kere fiziki olarak orada görmekle alakalı bir durum değildir. Sayın Öcalan'ın sağlığı Kürtler açısından ya da Kürt sorun çözümü açısından da çok önemlidir. Bu noktada vicdani sorumluluğu vardır herkesin. Özellikle sivil toplum kuruluşları, insan hakları derneği, dernekleri, aydınlar, gazeteciler bu noktada daha fazla inisiyatif alması lazım. Bu durumu gündemleşmesi lazım. Çünkü hukuksuzluk, kanunsuzluk bir yerde başlayınca her tarafa yayılmaktadır. Şu an Türkiye'de de olan budur. Bir kanıksama durumunu biz hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Sayın Abdullah Öcalan PKK'nın lideridir. Onu kanun dışında, hukuk dışında tutabiliriz. O düşüncesini ya da bunu bu imada bulunanların yaklaşımları da doğru değildir. Yani biz bu yaklaşımı bir halk olarak ya da aile olarak kanıksamayacağız, kabul etmeyeceğiz. Doğru da bulmuyoruz. Türkiye'nin de bu politikalardan vazgeçmesi lazım, geri adım atması. Çünkü sonuçları ortadadır. Ülke şu an bir yıkımı yaşıyor, bir çöküşü yaşıyor. Bunun en büyük sebeplerinden tabii ki tecrittir. Siz diyalog ortamını ya da insan haklarını ortadan kaldırırsanız, siz siyaseti, politikayı devre dışı bırakırsanız, askeri yöntemlerle derin toplumsal meseleleri çözmeye kalkışırsanız ve muhataplarına da ağır tecridi uygularsanız, sonuç istikrarsızlık olur. İstikrarsızlık sadece askeri anlamda da değildir. Şu an Türkiye'nin tüm yapısı, sosyal yaşamı, politik durumu, uluslararası ilişkiler, diplomasisi, eğitiminden tutun sağlığına, en nihayetinde ekonomisi bir buhranı yaşıyor. Bunlar hepsi sonuçtur. Ama bunun sebepleri demokrasi dışına çıkmanız, insan haklarını daha da içinden çıkılamaz bir hale getirmeniz, ihlal etmeniz. Bunlar hepsi sebepti. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin aldığı karar çok önemlidir. Aynı gün içerisinde birden çok karar alındı. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili kimi görüşlerini ifade etti. Sayın Öcalan'ın kararı 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karardı. Maalesef üzerinden 7 yıl, 8 yıl geçti. 8 yıl sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündemine geldi. Ve büyük bir zaman aralığı, büyük bir zamana yayıldı. Aslında Avrupa'nın da bu noktada ne kadar futursuz kaldığı, işi zamana yayması, kısmen Türkiye ile bazı noktalarda uzlaşması anlamına geliyor. Buna rağmen önemli bir karar, yerinde bir karar. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Spiti'yi de göreve çağırdı. Çünkü yaşanan bu dış dünya ile iletişimini koparma, mutlak izolasyon bir tecrit durumunu ifade ediyor. Tecrit de bir insanlık suçudur.
bir suçtur, yani işkencedir. Spiti'nin tabii ki bu noktada rol alması lazım. Yani bu uluslararası kurumlar dünyada karşılığı olan kurumlardır. Bir an önce İmralı Adası'na gelip Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşlarını ziyaret etmesi gerekiyor. Tabii ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Eylül ayına kadar Türkiye'ye bir zaman aralığı tanıyor. Bu ağırlaştırılmış muhabbet meselesi, ömür boyu ağır ceza meselesi, Türkiye'nin umut etme hakkını engellediği, buna dönük bir insanın zindana girince dışarı çıkma umuduyla yaşaması gerekiyor. En azından bir gün dışarı çıkabileceğini düşünmesi gerekiyor. Ama ağırlaştırılmış muhabbet meselesi 99'dan sonra Sayın Öcalan'ın tutuklanmasıyla kademe kademe olarak getirilen bir cezai sistemdi ve şu an cezaevinde binlerce insan ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı ve buna dönük Türkiye'de herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Bakanlar Komitesi bunun sayısını istedi. Türkiye'de kaç kişinin ağırlaştırılmış müebbet aldığını 2022 Eylül ayına kadar bu verileri sunması gerektiğini ve bu zaman tarihine kadar yapması gerekenleri söylemiştir. Yani o zaman aralığına kadar mevzuatta ya da yasalarda düzenlemelerin yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Bunu Türkiye'nin önüne koyuyor. SPT'yi, bu diğer kurumları da aslında kendi asli görevlerine çağırıyor. Bunlar önemlidir, kıymetlidir. Ama uluslararası ilişkiler maalesef bir noktada uluslararası çıkarları esas alıyor. Türkiye'deki mülteci durumu, Türkiye'deki sert politikalar noktasında bir tampon görevini de görüyor. Türkiye'de kimi zaman rakamlar değişken olabiliyor ama 5 milyon civarında bir mültecinin Suriye'de ve Afganistan'dan gelen mülteci meselesi vardır. Türkiye burada bir tampon görevi, bu mültecileri burada tutması karşılığında Avrupa maalesef kendi değerlerinden de uzaklaşmaktadır. İnsan haklarını en üst düzeyde savunan kurumlar olarak bilinmektedir. SPT'dir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Yani Avrupa'nın Türkiye'yi bu noktada zorlaması gerekiyor. Ama bu argümanlar hepsi sonuç itibariyle bir çıkar durumu söz konusu. Daha fazla örgütlülük burada ön plana çıkıyor. Kürt toplumu ve dostları bir toplumsal basınç oluşturmak durumundalar. Doğrudur. Siyaset buna ön ayak olması lazım. İnsan hakları kurumları ve toplumda karşılığı olan aydınlardır, gazetecilerdir. Bunu sürekli gündemde tutup ön açıcı olması lazım ama toplumsal boyutuyla da bir örgütlülüğü oluşturmanız lazım ki hem Avrupa kurumları üzerinden hem Türkiye'deki ilgili yetkililer üzerinde bir basınç oluşturasınız ki bu olağanüstü durumu ortadan kaldırmak, bu tecridi ortadan kaldırmak sonuç itibariyle öz gücünüze dönüyorsunuz, öz örgütlülüğünüze dönüyorsunuz insan hakları noktasında. Demokrasi noktasında halkın talepleri, halkın reaksiyonu çok önemlidir. Siyaset de bu zulüm politikası da tabii ki halkın gücüyle ortadan kaldırılır. Biz son dönemde yaşanan baskıları, zulümleri, tutuklamaları, gözaltıları bundan en çok muzdarip olan da Halkların Demokratik Partisi'dir. Kürtlerdir açıkçası ve dostlarıdır. Bu noktada mücadeleyi daha da arttırmak lazım. Mücadeleyi arttırmalıyız ki Kürdistan'daki mesele, Kürdistan'ın statüsü, Kürdistan'daki özgürlük mesele, Türkiye'deki demokrasi meselesine bir katkı sunalım. Çünkü bunlar hepsi paralel birbiriyle yürüyor. Hem HDP'nin kapatma davası, Sincan'daki Kobani davası, İmralı Adası'nda Sayın Öcalan ve arkadaşları üzerindeki tecrit bir komplike durumunu ifade ediyor. Bir akıl bunu yürütüyor, bir üst akıl mı denir ya da devletin geri tarafında duran akıl bunu koordine etmektedir. Bu akıl da çözüm getirmiyor, akılsızlıktır. Sorunu daha da derinleştiriyor. Bunun ortadan kalkması için çabalarımız artacaktır. Halkımızla birlikte bu hukuksuzluğa, kanunsuzluğa, bu tecritin kaldırılması için mücadelemizi de vermeye devam edeceğiz.